herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azim kanalından Gökhan hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün FIFA Mobile'da başlıklarında görmüşsünüzdür. 11 kaleciyle mücadele yapacağım yani e, mücadelelerde bir takımı seçeceğim, oluşturduğum gen seviyesine göre e, umarım güzel bir video olur arkadaşlar bu e, farklı videonun içeriğine göre. Arkadaşlar ilk başta şunu belirteyim de ondan sonra açıklamamı yapayım e, ee, FIFA Mobile'i daha farklı hale getirmek için daha farklı bir konsepte yaymak için böyle bir şey denedim arkadaşlar yani bu tamamen e, içeriğin farklı olmasıyla farklı olmasını istediğim için böyle yoksa arkadaşlar yani 11 kaleciyle maç yapmak yani çok da akıl karı bir şey değil onu da belirteyim arkadaşlar ee, Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz ayazgemtr0 aynı zamanda sponsorluk teklifleri için ise bir e-mail adresi bırakacağım veya instagram adresimden dediğim gibi oradan bana yazarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar bu videoya bir 200 like gelir mi çok zannetmiyorum ama 200 like atarsanız elleriniz şimdiden dert görmesin diyorum şimdi arkadaşlar sol belki e gene bir kaleci alacağım ee, kaleci çok merak ediyorum ya şiin olsun çok tuhaf olacak gerçekten çok tuhaf olacak ee, kısmına Alisson'u alacağım 78 hız daha iyi gibi Alisson'u aldık. Ee, onun dışında sol kanada tabii ki de Beto'yu alacağım. O, tüm kalecilerimi oynatacağım ya bugün. 11 kaleci olduğu için bakalım kaç gen takım oluşturabileceğiz. Kaleci Reyna. Harikasın Reyna. Onun dışında kaleci, a, Meo pozisyonu Ederson. Bu da gayet iyi. Şu an 91 geniz. Şuraya Rian'ı alalım. 53 ee, Buradan kim alabiliriz? Orozco'da gelsin 60'ız. Ve bir mücadele yapacağım. Gen seviyesine göre değiştir. Fabricio mu? Fabiano. Ve son olarak Johnson. Ve gördüğünüz üzere Johnson. Tamamen kalecilerden oluşan şu 82 gen takımım. Gerçekten şu an muazzam. Tekrardan bir bakacağım. Böyle değişik etkinlikleri çekiyorum Dreamleague Soccer'da. Bu sefer... FIFA uyarlaya, uyarlayayım dedim. Kalede Tatarushanu, Alison, Beto, Subasic, Jose Ederson, Rian, Henderson, Henderson, Orozco, Fabiano ve Johnson'dan oluşan kadrom. Şimdi mücadeleler kısmına gidip kendime 82 gen bir takım bulmaya çalışacağım. Yani eski etkinliklerden de olabilir. Çok önemli değil onun nereden olduğunu. Ee, ne yapayım ne yapayım. Şimdi bakalım. Nereye girelim. Fransa'dan bir takım olsun. Fransa'yı tamamen bitirmişiz. Ee, muhtemelen bu takım 3. kısımdan bir takımdır. 80 gen olduğu için. Bakalım kaç gen bu takım. Ee, 74 gen. Daha fazlasını istiyorum. Biraz daha beni zorlayabilecek bir rakip olsun. 75 gen de fena değil ama geri dönmek biraz zor. Yani bence şu takıma karşı oynasak fena değil. Ya. Sonuçta bizimkiler hep kaleci bir saniye. Dördüncü kısma gidelim o zaman. Dördüncü kısımdan bir ekip seçelim. Tamam gayet uygun. Bakalım arkadaşlar bu kaleci challenge güzel bir içerik oluşturabilecek miyiz? Sizden 200 like istiyorum. 200 like atarsınız umarım. Ve maça ben başlıyorum bakalım. Ee, ne gibi şeyler yapacağım. Şimdi Alison. Alison. Pas aktarmaya çalışıyorum. Evet Rian. Jose Reina, Beto, Reina, şimdi Ederson. Ederson çok güzel pas. Subasic. Subasic çok kötü bir şut. Topu indirebilecek mi Alison? indirdi ve Subasic e aktardı. Subasic. Subasic sıyrılamadı. Şimdi Markovic. Defans çok kötü. Fabiano. Gene de maçı alabilir mi ya herhalde? Ederson harikasın Ederson Alison Beto Çok güzel bir pas Alison'a Alison Alison oyuncular çok yavaş kalıyor Şimdi Rian Pası Beto Güzel pas Alison'a gelir bir gelmedi Beto Baskıyı da oluşturmaya çalışıyoruz ama Maalesef ki şu an pek de başarılı olduğumuz söylenemez Olsun ee, zevkli oluyor Top kapma mücadelesinde aldık Ederson'la Pasını aktardı Subasic'e Su harika bir pas. İndir topu. İndiremedi Ryan. Şimdi Ryan kurtarırsa belki gol gelir top yandan dışarıda. Ryan güzel vurdu. Ve ilk yarı Ayaz Game Tire 0 lan 0. Christian Lopez. Şimdi Beto. Alisson gol atarsak gerçekten efsane olur atacağımı pek zannetmiyorum ama şimdi Anderson. Christian Lopez. Christian Lopez yani hepsinden o kadar kolay sıyrılıyor ki. Şimdi Markovic. Şimdi Tatar şu an o kalede iyi olduğu için gol yiyorduk. Yani gerçekten top direkten döndü ve şanslıydık. Şimdi Anderson. Gene tehlikeli geldiler. Bostok. Bir kafa. Reyna. Şimdi Alison. Güzel pas. Subasic. Çok güzel şekilde kurtardı Subasic. Ceza sahası içine oyuncu bekliyorum. Ya. <laughs> Şu kontrolleri yapamadım. Daha farklı FIFA Mobile içerikleri için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi Jose Reyna. Fabiano. Ederson. Güzel hareketler. Bir daha Ederson. Kurtarsaydın iyi olurdu. Pas Alisson. Şimdi Beto. Bir şut. Gelmedi. Top defanstan sekti. Çok güzel. Hadi Rayan. Gidersin. Rayan ve gol. 1-0'lık üstünlüğü. Rayan'la yakalamış bulunmaktayız. sonunda golü atabildik. Gerçekten ilk şutumuz diyebilirim. Güzel şut. Üçüncü şutumuz pardon. Cristian Lopez. Cristian Lopez. Alisson. Ya yani baskı bir şekilde devam ediyor ama. Çok da tehlikeli bir takım. Söylen yani söylenemez. Ee, gene de arkadaşlar şu an sadece kalecilerle oynadığımız için müdahale kısmında problemler yaşıyoruz. Şimdi Ederson. Ederson. Topu alırsa iki gelir. Ederson. Ancak yetenekleri kısıtlı olduğu için sıyrılamadı. Şimdi Henderson. Bostok. Bostok. Gelmedi. Şimdi pası aktardık. Hadi Jose Reyna. Çok tehlikeli bir pozisyon. Christian Lopez. 90. dakika. Christian Lopez. Harikasın be. Şimdi Subasic. Ve top kaleci de ve Lens'i <laughs> 1-0 yenmeyi başardık. Doçes kale atışını kullanmaya maçı bitir hakem. Harikasın hakem. Ve 1-0'lık bir galibiyet oldu. 11 ile mücadele kısmında Lens'i yenmeyi başardık. Gerçekten güzel bir challenge oldu. Ee, mutluyum böyle şeyler çekmekten de zevk aldığımı söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bir e, bunu güzel e, videoyu geçtikten sonra takımı tekrardan en yüksekken yapacağım. En yüksek yüksekken dedik. Hemen üzük iken takımımız oluşmuş. Bulunmakta e, neler yapabiliriz arkadaşlar? İlk başta ona göz atacağım. Belki bugünlerde bir e, şey alabilirim. Bu arada şu jeton ne ya? Ultimate. Çok küçük lig katkısı. Herhalde lige birisi katkı yapmış. Yani bir şeyler almış. Ondan bize jeton geldi. Şu an 10.000 küsurat jeton geldi. 7.000 artı. Oradan falan 62 buradan da bir 7000 kalsaydı efsane olurdu. Buradan gene de 7354 çok güzel. Yaklaşık bir 18000 coins almış bulunmaktayız. Ee, mağazada neler var? Mağazada neler var? Bugünlerde bir içerik almak istiyorum ama bakalım alabilecek miyim? Ücretsiz paketten ne gelir? Bugüne kadar bir şey gelmedi. Bundan sonra da bir halt beklemiyorum EA'da. EA çünkü hiçbir şey vermiyor. Vermemekte de ısrarcı. Gene vermedi. Problem değil. Ee, devam edeceğiz ee, etkinliklere göz atacağız ee, Şuradaki şunu belirteyim de şu dünya sahnesi etkinliğinde mağaza kısmına gideyim mağaza kısmında dünya sahnesi etkinliğinde a grubu B grubu C grubu var ben g grubundan açıkçası paket almak istiyorum bu paketten çıkma ihtimali olan şeyler ne ee, dünya sahnesi puanı 5g grubu puanı 3 10 takas puanı şuradan herhalde oyuncu veriyor ya alacağım ama ilk başta şuradaki FIFA pointsleri almam lazım. Ee, FIFA yani points, FIFA pointsleri aldıktan sonra güzel bir videoda oradan sizlere aktarmaya çalışacağım. Şu an e, Belçika'yı aldım Belçika ile arkadaşlar. Ya çok şanssızım gerçekten çok şanssızım. Peru'ya ye gelip yenildim. E, çok kötü bir şekilde bakın neredeydi ya? Şuradaki maçlıcağır final maçıydı. Şuradaki rakibe yenildim. Gerçekten üzüldüm. Umarım bundan sonra daha dikkatli oynayıp bu seviyeleri de güzel bir şekilde geçerim arkadaşlar. Ee, videonun sonuna geldik. Daha fazla Dream, daha fazla arkadaşlar. daha fazla FIFA Mobile videoları için lütfen e, içeriklerimi beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı e, unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.